Penis uzunluğunu arttırmanın tek ve doğru bir yöntemi var. O da cerrahi müdahaleler. Yani penisin kök kısmına yaptığımız asıcı bağ müdahalesi. Şimdi penisin tam dip noktasında o penisi leğen kemiğine bağlayan suspansoatör ligaman dediğimiz özel bir bağ yapısı var. Bu normalde erkeklerde penis kısalığına ve penis gömüklüğüne neden oluyor. O yüzden 1940'lı yıllardan beri uygulanan çok doğru ve geçerli, güvenilir bir yöntem var. Bu da asıcı bağ noktasının %80 oranında kesilmesi. Bunun dışında herhangi bir yöntemle penisi uzatmak mümkün değil. Tabii ki internet ortamında, dijital platformlarda farklı yöntemlerle penisin uzatılabileceği söyleniyor. Ama ne yazık ki bu cerrahi dışında bir yöntemle mümkün değil. Peki neden bu asıcı bağ yapısının sadece %80'ini kesiyoruz? Çünkü dip kısmında kalan %20'lik bölümün de kesilmesi peniste ekstra bir uzamaya neden olmuyor. Biz bu asıcı bağ müdahalesini yaptıktan sonra aslında iki önemli iş daha yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de cilt üzerinde özel bir VE plastiği yapıyoruz ve hastanın penis uzamasına cildin de, yani penis üzerindeki derinin de adapte olmasını sağlıyoruz. Ve ameliyattan sonra da hastalarımıza 3 ay boyunca penislerini çekme, yani traksiyon egzersizleri öneriyoruz. Tüm bunların doğru bir şekilde arka arkaya uygulanmasıyla beraber penis uzunluğunda 2 ila 4 santimlik artış elde etmek mümkün.